Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün Kur'an ve İslam programımızın 321.sini gerçekleştireceğiz. Bundan evvel 320. programda yine Yunus suresini işliyorduk ve 18. ayete kadar gelmiştik. Ben bu ara işte 320. programdaki ayetlerin ana başlıklarını veyahut da ara başlıklarını diyeyim sizlere takdim edeyim. Ay ile güneşin farkı, ayın menzillerinin yararları, gece gündüzün birbiri ardınca gelmesi, ahirette inanmayanların zarara uğrayacakları, Pascal'ın beklenen değer teorisi, Ali bin Ebi Talib'in evrimcilere verdiği ders, iman eden salihat işleyenlere Allah'ın kılavuz olacağı, cennetteki müminlerin duaları, Allah suçluları hemen cezalandırmaz, mühlet verir, rahat, konfor insanı Allah'tan uzaklaştırır, insan nankördür, sınırı aşanlara yaptıkları kötülükler hoş görünür, müşrik topluluklar helak edilmiş, yerlerine yeni toplumlar getirilmiştir, müşriklerin Kur'an ile peygamberi test edişleri, müşriklerin akıllı davranmaya davet edilişi, Allah aleyhine yalan uyduran ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kimsenin olamayacağı, günahkarların kurtuluşa eremeyecekleri konularını işlemiştik. Şimdi 18. ayete geldik. 18. ayette mealen veriyorum. Onlar Allah'ın aslarından kendilerine zarar vermeyen ve kendilerine yarar sağlamayan şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında bizim yardımcılarımız, destekçilerimizdir diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde kendisinin bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koştukları şeylerin hepsinden arınıktır ve çok yücedir. Şimdi daima bildiğiniz gibi müşrik kesim Allah'a inanıyorlar. Ama kendilerine faydası ve zararı olmayacak bir takım da seviyesiz varlıkları, ister insan olsun canlı tipinden, isterse cansız put, heykel vesaire gibi olsun, sistem olsun, ne olursa olsun, onları da Allah'a eş koşuyorlar ve onlar Allah katında bizim yardımcılarımız, destekçilerimizdir diyorlar. Şimdi Allah'ın bunlara vermiş olduğu bir cevap var. Buna çok iyi dikkat edelim. Bunlar Allah katında bizim şef yardımcılarımız, desteklerimiz diyorlar ya, Allah bunlara siz Allah'a göklerde, yerde kendisinin bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Bakın, böyle Allah'ın bildirdiği ve bildiği bir şey yok. Bu tamamen sizin uydurmanız. Allah'a karşı kimse yardımcı değil. Allah'a karşı sizin hiç kimse destekçiniz de değil. Ve hiçbir zamanda olmayacak. Bunu kafanıza sokun diyor. Böyle bir şey mi hiç yeryüzüne ilk peygamberden bu yana kadar... Bak, göklerde ve yerde dediği zaman tüm zamanları, tüm mekanları hepsini kapsatan bir ifadeyle. Allah'ın böyle hiçbir ifadesi olmamıştır geçmişten bugüne, hiçbir yerde. İşte benim de yardımcılarım vardır, bana aracılar vardır, birileri gelip şefaat dileyecek, işte falanı affet, filanı affet falan filan gibicesine böyle şeyler söyleyecek. Böyle bir şey hiç olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Öyle bir şey söz konusu değil diyor Cenab-ı Hak. Ve bu aracılık,
noktasını tekrar edelim. Burada veli sözcüğü geçiyor da hani şöyle şefaatçi, destekçi, torpilci nasıl anlarsanız anlayın bunu. Şimdi her zaman içi Cenab-ı Hak bu konuları hep uyardı. Döndü işte bunu daha önce biliyorsunuz Kaf suresinde falan Allah'ın insana şah damarından daha yakın olduğunu, Allah'ın insanların göğsünde, kalbinde, düşüncesinde olup kısa süreli bile gelip geçecek düşüncelerin hepsini bildiğini hani bildirmişti Cenab-ı Hak. Yani varlıklarla, canlı varlıklar, özellikle insanlar, diğer varlıklarla Allah'ın arasında hiçbir ara, mesafe yok ki bir aracı olsun. Ve onun için hiçbir kimse, yani burada onu da belirteyim, Allah'a aracılığa kalkmasın. İşte burada şimdi günümüzde de tabii güncel müşrikler var. Güncel müşrikler dediğimiz zaman kendisini Allah'a dost kabul etmiş ve bir takım da ben Allah'ın dostuyum, evliyasıyım falan filan gibicesine kendisini öyle kabul ettirmiş ve bir de toplumda onların, yani o varlıkların Allah'ın dostu, Allah'a yardımcı ve insanların günahı için şefaatçi falan filan olduğunu kabul eden ve inanan kesim var. İşte Allah burada bu ayetlerde kesinlikle bunları reddediyor. Kendisini geçmiş zamandan bu zamana ve hiçbir yerde böyle bir ilke kullarına bildirmediğini, kimseye böyle bir yetki vermediğini burada açık açık bildiriyor. Ve neticede bu konu, yani Allah'a aracılık etmeme, Allah'ın aracısının olmayışı, insanlara da herhangi birinin şefaatçi olmayışı noktası Kur'an'ın birçok ayetlerinde hep vardır. Yani şunu da belirteyim, hep burada bu konular dikkat ederseniz şirk üzerinden gitmekte. Şirk üzerinden gittiğini söylediğimiz zaman şu akla gelecek: bu adamların hepsi Allah'a inanıyorlar. Allah diye bir varlığın, bir zatın var olduğunu biliyorlar ama onlar sanki Allah'ı bir kral gibi, bir devlet başkanı gibi veyahut da daha alt düzeyde hani bir validir, belediye başkanıdır falan filan gibi böyle bir şeyde düşünüyorlar. Ve bu defa sanki Tebba'nın, halkın bunlara giderken, yani bir aracı, şefaatçi, sekreterli, bakan, müşavir, müsteşar falan filan birilerinin varlığını, yani bunlar gibi Allah'ın da var, böyle birilerinin Allah içinde var olduğunu zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Herkes isteğini, dileğini Allah'a direkt olarak iletebilir ve iletmelidir. Çünkü Allah her zaman için, herkes kim nerede olursa olsun Allah onunla beraberdir. Nerede olursanız olun Allah sizinledir der bir başka ayette. Ve nerede de iki kişi fısıldaşsa üçüncüsü orada Allah'tır. Orada Allah'ın var olduğunu bildiren de ayet var. Bunları daha önce ben uzun uzun anlattım. Şimdi bu uyarı, burada en önemli nokta, insanlar için iyiliğe kötülüğe gücü yetmeyen varlıkları diyor. Böyle kendilerine, kendileriyle Allah arasında şefaatçi, yardımcı edinirler. Bu hem Mekki ayetlerde hem Medeni ayetlerde insanlığa bu konularda hep uyarı yapılmıştır. Birkaç tanesini size takdim edeyim. Mesela Maide 76. De ki, Allah'ın aslarından sizin için zarar vermeye ve yarar sağlamacağı gücü yetmeyen şeylere mi kulluk ediyorsunuz? Oysa Allah çok iyi işitendir, çok iyi bilendir. Bak, kimseyi böyle bir şey yapma yönünde ona yalvarma, onu aracı yapma, ona kulluk etme. Allah çok iyi bilendir, çok iyi işitendir. İsteğin varsa aracısız direkt olarak Allah'tan iste. Yine
Hac suresinin 11-13. ayetlerinde burada yine müşrik, şirke düşmüş insanlara bakın şu ifadeleri takdim edeceğim. İnsanlardan kimi de Allah'a belirsiz bir taraf üzerinde kararsız, net çizgisiz bir şekilde kulluk eder. O nedenle eğer kendisine bir iyilik gelirse onunla zihnindeki tüm soru işaretlerini gidererek rahata kavuşmuş olur. Ve eğer kendisine bir sosyal yangın, sıkıntı gelirse yüzü üstü dönüverir. O dünyayı da ahireti de kaybetti. İşte bu apaçık kaybın ta kendisidir. O Allah'ın aslarından kendine zarar ve menfaat vermeyecek şeylere yalvarır. İşte bu çok uzak sapıklığın ta kendisidir. O zararı yararından daha yakın olana yalvarıyor. Yalvardığı o şeye de şey ne kötü yardımcı, ne kötü koruyucu ve ne kötü yoldaştır. Evet, şimdi bugüne gelecek olursak bugünkü yani yardımcı kabul edilen, şefaatçi kabul edilen, Allah'a karşı himmet edeceği umulan varlıkların bakın ne kadar kötü, adi şey olduğunu da Allah bu ayetlerde kınıyor. Şimdi Ra'd 16'da de ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Cevabı Allah verdirdi. De ki Allah'tır. De ki Allah'ın aslarından o kendi kendilerine yarar sağlamaya ve zarar vermeye gücü olmayanlara, olmayanları yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar mı ediniyorsunuz? De ki hiç körüyle gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Ya da Allah'a onun gibi oluşturan bir takım ortaklar bulurlar da bu oluşturma kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki Allah her şeyin oluşturucusudur ve o birdir ve her şeye üstün ve kahredicidir. Evet, hiçbir varlık insana Allah'tan daha yakın değildir. Allah kadar da kimse yardımcı, yol gösterici de olamaz. Şimdi aynı konu Enbiya suresinin 60-67'de, Enam 71'de, 72'de, Furkan 55'te de geçtiydi böyle bu konularda. Evet, şimdi burada işte en önemli nokta, yani siz orada bir ifade vardı ya, Allah'a göklerde ve yerde kendisinin bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Bunu şöyle anlamalıyız. Yani siz Yüce Allah'a mülkünde bir ortağı yahut da onun izni olmaksızın nezdinde bir şefaatçi bulunduğunu mu haber vermektesiniz? Oysa o göklerde olsun, yerde olsun kendisinin bir ortağı olduğunu bilmemektedir. Zira onun ortağı yoktur, onun için böyle bir şey söz konusu değildir. Evet, şimdi aynı şey yine bu noktalarda verilen noktalar Ra'd suresinin 33. ayetinde de söz konusuydu. Ki Kur'an Mekki surelerin çoğunda biliyorsunuz ahiret inancı ve tevhid inancı işlenir. Bu da insanları tevhide yönelme, şirkten kurtarma yönünde ki insanlara açıklamalardır, bildirilerdir. 19. ayetteyiz. Ve insanlar sadece bir tek ümmet idiler. Sonra ihtilafa düştüler ve eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında aralarında hüküm kesinlikle gerçekleştirilmişti. Evet. Şimdi insanlar sadece bir tek ümmet idiler. Önce ümmet sözcüğünü anlamamız lazım. Ümmet sözcüğü iyi ya da kötü herhangi bir ideal uğrunda, herhangi bir görüş, herhangi bir siyaset diyelim ilke uğruna bu hayır olur, şer olur, iyi olur ya da kötü olur. Beraber olmuş kitle demektir. Bir önlerin etrafında oraya doğru toplanmış grup demektir. Diğer bir tabirle öz olarak söylüyorum, diğer ifadelerde ettiğim gibi bir önderli toplum demektir. Bir toplum, bir önderleri var ama bu toplumun gittiği yol iyidir ya da kötüdür. Hiçbir şey fark etmez. Buna ümmet denir. Buna baktığımız zaman şimdi mesela ülkemizdeki partilerin her biri bir ümmettir.
Her birinin bir parti programı vardır, bir ideolojisi vardır ve bir de başkanları vardır. Arkasından, o partinin arkasından giden kimseler vardır. Her parti bir ümmettir. Cemaatler bir ümmettir, mezhepler bir ümmettir, tarikatlar bir ümmettir, spor kulüpleri de bir ümmettir, sendikalar bir ümmettir. Veyahut da sivil toplum örgütleri de birer ümmettir. Onların da birer başkanı var ve o toplumda onların da kendine göre bir hani görüşleri var. O görüşe sahip olurlar. İyi ya da kötü. İşte ümmet bu demektir. Önce ümmetle iyiydi, kötüydü diye bir şey yapılmaz. Onun için mesela biz İslam ümmeti dediğimiz zaman veyahut da ümmetçilik dediğimiz zaman onun tamamen dini yönüyle ilgili olduğunu düşünmeyelim. Dini yönüyle şey yapacak olursak o millet sözcüğüdür. Bu ümmet ve millet genelde toplumda özellikle yani son asırda hep yanlış kullanıldı. Ümmetçilik var, milliyetçilik var, milletçilik var. Onun için şöyle bir şey söyleyeyim. Millet sözcüğü de hayat tarzı demek. Kur'an'da geçen hayat tarzı da İbrahim milleti, İslam milleti olarak geçer. İslam'ın özünü İbrahim milleti, İbrahim'in veyahut da İslam'ın milleti, İslam dini. Bu şekilde ifade edilir. Şimdi gelelim şeye. Önce tek bir ümmet idiler diyor. Şimdi bir başka ayette de ben onu da şey yapayım da iki noktayı öyle ayrı vereyim. Bakara 213'te de buna benzer bir ifade var. Şöyle. İnsanlar tek bir önderli toplum idi. Tek bir önderli ümmetti. De Allah müjdeciler ve uyarıcılar olmak üzere peygamberler gönderdi ve anlaşmazlık ettikleri konularda insanlar arasında hükmetsinler diye onların beraberinde hak ile kitap indirdi. Bir tarafta da bu var. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman, bu şeye baktığımız zaman, insanlar tek bir ümmetti dediğimiz zaman, şimdi bu noktada İki tane anlam çıkarırız. İkisini de şey yapmakta hiçbir sakınca yok. Birincisi, insanlar önceleri tevhid ve İslam ümmeti idiler. Konumuz olan 19. ayette göre. Ancak daha sonraları bir kısmının tevhid inancını bırakarak şirke batması, sapıtması sebebiyle aralarına ayrılık baş gösterdi. Böylece birbirlerine karşı hak hukuk tanımayan, her türlü zulmü leva gören çeşitli soylara, gruplara ve milletlere ayrıldılar. Böyle anlayabiliriz. Bu bir. Bunda bir sakınca yok. İki ayet karşılığım. Veyahut da İnsanlar önceleri kafir bir ümmet idiler. Ancak daha sonraları bir kısmı İbrahim peygamber gibi hanifleşti ve diğerlerinden ayrılarak tevhid ve İslam ümmeti oldu. Ve peygamberler geldi, kitaplar geldi ve böylece de ne diyeceğiz? Onlar İslam dini çerçevesinde, İslami yaşam şeyinde birleştiler. Her iki tarafı da şey yaparız. Veyahut da peygamber gelmezden evvel küfürde idiler. Veyahut da peygamber geldikten sonra da yine İslam ümmeti tarzında İbrahim'in önderliğinde, daha sonra da diğer peygamberlerin önderliğinde Müslümanca yaşadılar. Şimdi burada bir şey daha var. Bunu da belirteyim. İhtilafa düştüler ve eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, İhtilaf edildikleri durduğu şeyler hakkında aralarına hüküm kesinlikle gerçekleştirilmişti. Şimdi kötüye sapanlar, şirke bulaşmış olanlar diyor Cenab-ı Hak, eğer ki Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, yani Allah'ın bir ilke kararı var, o ilke kararı olmamış olsaydı kesinlikle dünyadayken hemen o yanlışlarında şirki yaşarlarken canlarına okunurdu. Onlar cezalandırırdı ve helak edilirlerdi. Ama bu Allah'tan gelmiş söz nedeniyle onlar bekletilmekte, onlara mühlet verilmekte. Şimdi peki bu söz ne? Şimdi bu söz
Kur'an'ımızda yani birkaç şeyde daha böyle var, bunlardan konu edilir. Şimdi şöyle bunu şöyle anlatayım. Şura 14'ten alacağız. Hud 114 alacağız, 14'ten. Fatır 45'ten. Ayrıca Fussilat 45, daha 129'da da aynı ilkeye değinilir. Şimdi onu da bahsedeyim. Şimdi bu ne? Onu göreceğiz. Ve onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki taşkınlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinin tarafından adı konmuş bir süre sonuna kadar sözü geçmemiş olsaydı aralarında kesinlikle gerçekleştirildi. Allah buradaki bu ayette bir ifade kullanıyor. O ifade nedir diyecek olursanız onu şimdi İbrahim suresinin 42-43'ünde inşallah onu öyle şey yapacağız. Sakın zalimlerin, müşriklerin yaptıklarından Allah'ı duyarsız sanma. Allah onu yani gözlerin yerinden fırlayacağı gün için erteler. Hemen ceza vermez. İşte Allah'tan geçen söz bu. Adı konmuş bir süre sonuna kadar. Yani o süre kıyamet günü, mahşer günü. Eğer ki Allah ben bu suçluları yani dünyada cezalandırmayacağım, ahirette cezalandıracağım diye bir karar almış olmasaydı o yani günahkarların, müşriklerin hepsi helak edilirlerdi. Şimdi Hud 110'da da ve andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik de onda ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbinden daha önce verilmiş bir söz olmasa idi elbette bu dünyada hemen cezalandırırlardı. Ve onlar şüphesiz Kur'an'dan kuşkulu bir şüphe içindedirler. Evet, burada Musa döneminde de o ilkenin cari olduğu söz konusu ediliyor. Fatır 45'te de ve eğer Allah kazanmakta oldukları şeyler dolayısıyla insanları sorgulayıp cezalandıracak olsaydı, buna iyi dikkat edelim, yeryüzünde küçük büyük hiçbir canlıyı bırakmazdı. Velakin onları adı konmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda süre sonları geldiği zamanda da artık şüphesiz Allah kendi kullarını en iyi görendir. Evet, burada da şöyle anladık, açık net olarak bildirildiğine göre eğer insanların yaptığı suçlar, zulüm, özellikle şirk nedeniyle Allah hemen cezalandıracak olsaydı yeryüzünde küçük büyük hiçbir canlıyı bırakmazdı. İnsanları cezalandırıldı. Şimdi burada bir şey hatırıma geldi. Bize birkaç defa sorulduğu için onu anlatayım. Şimdi Allah şirk koşanları cezalandıracak olsa şirk koşanları değil de yeryüzünde irili ufaklı hiç canlı bırakmazdı ifadesi kullanılıyor. Sanki bu ifadeden şirk koşan suçluları değil de yeryüzündeki canlılar cezalandırılıp da öldürülecek gibi anlaşılıyor. Bu o şöyle demek, bunu iyi anlayalım. Çünkü yeryüzündeki bütün varlıklar insanlara hizmet için yaratılmıştır. Hepsi insanların emrindedir. Yeryüzündeki varlıkların hepsi kendileri için değil, insanlar için çalışırlar. Onlara hizmet ederler. Yani en küçük bakterisinden, virüsünden, dediğim gibi tabiattaki otundan, meyvesinden, ağacından, her şey ne varsa, tüm canlı türleri, bitkisi, canlısı, her şey insana musahhardır. İnsanın hizmetine verilmiştir. Onların ortadan kaybolması insanın cezalandırılışıdır. İnsan onlardan mahrum kalacaktır. Onun için Allah'ta denilen de, Allah'ın da bu ayette demiş olduğu şey budur. Evet. Şimdi bunu da belirttikten sonra şimdi bir şey daha hatırlatacağım. Allah'tan gelme, Allah'ın bir başka sözü daha var. Bir ilke kararı daha var. Şimdi o ilke kararı da bu surenin 33. ayetinde de gelecek. O farklı bir ilke kararı. Buradaki ilke kararı neydi? Suçluların hemen cezalandırılmayış, insanların suçluların öldükten sonra mahşerde hesaplarının görülmesi ve orada cezalandırılması. Bunu unutmayalım bir. Ama Allah'ın bir ilke kararı daha gelecek. Onu da 33. ayette uzunca anlatacağım. 20. ayetteyiz. (Gülüyor)
ve ona Rabbinden bir alamet gösterge indirilseydi ya diyorlar. Görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilmek kesinlikle Allah'a aittir. Haydi bekleyin, şüphesiz ben sizinle birlikte bekleyenlerdim deyiver. Evet, yine bu surenin başında, İsra suresinin de başında peygambere hani şöyle havada uçuyor, karada kaçıyor, denizde yürüyüver vesaire falan filan, gökten altınlar yağdır, şöyle ırmağın olsun, altından sarayın olsun falan filan bir sürü talepleri vardı. Böyle bir şeyler, öyle diyorlar. Şimdi burada şey yapıyor, bütün bakın gayb Allah'a aittir. Gayb dediğimiz zaman burada biz bunu görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen, geçmiş, gelecek, bu gaybı bilmek kesinlikle Allah'a aittir. Haydi bekleyin, şüphesiz ben sizinle birlikte beklerdim. Bu konu olduğundan dolayı bundan sonra size ne gelecek, ne gidecek, Allah sizinle ilgili ne gönderecek ve size ne yapacak, onu ben de bekliyorum, siz de bekleyin deyiver diyor Cenab-ı Hak. Onlarla fazla muhatap olma. Aynı şey işte bu hani Furkan suresi 7. 8. ayette geçti. İsra suresinin 99-93. ayetlerinde ve İsra suresinin 59. ayetlerinde bunları işlemiştik. Şimdi bu konu yine 96. ayette bu surenin gelecek. 96-97'de. Hicr 14-15'te gelecek. Tur 44, Enam 7-9-37-109, Enfal 32-33, Şuara 153-154'te de geçti. Şuara 158-187, Hud 53-57'de de gelecek. Bakara 55'te de gelecek. Bu müşriklerin bu tip beklentileri ve onlara yapılan uyarılar. Evet, 21'deyiz. Ve insanlara dokunan bir sıkıntından sonra kendilerine bir rahmet tattırdığımız zaman ayetlerimiz, alametlerimiz, göstergelerimiz hakkında onların bir planı vardır. De ki, plan bakımından Allah daha çabuktur. Şüphesiz ki elçilerimiz planladığınız şeyleri yazıp duruyorlar. Evet, burada buna iyi dikkat edelim. Şimdi insan hani nankörlüğü, duyarsızlığı şey söz konusuydu. Geçen şeylerde de hani bu tip şeylerine demişti. Sıkıntıdayken hani devamlı Allah'a yakarır. Sıkıntıdan kurtulup rahmete, bolluğa kavuştuğu zamanda da kendine göre Allah'ın koyduğu ilkeler doğrultusunda bir plan, program, hile, hurda, yani nasıl diyeceğiz, kötü şeyler, kötü planlar yapar. Evet. Şimdi burada onlara deniyor ki şimdi de ki plan bakımından Allah daha çabuktur. Siz böyle hani kulluk yapacaktınız, şirkten kurtulacaksınız, ibadet edeceksiniz, Allah'ın gösterdiği yollarda yürüyecektiniz ama bunu yapmıyorsunuz. Buna bir plan şey yaptınız ama Allah'ın da bir planı vardır. O Allah da plan bakımından sizden daha çabuktur. Siz hani düşünür taşınır böyle istişare edersiniz vesaire, Allah'ın öyle kimse danışacağı, edeceği, istişare edeceği falan kimsesi yoktur. Ve şüphesiz ki elçilerimiz planladığın şeyleri yazıp duruyorlar. Burada da işte en önemli nokta şu, elçilerimiz planladığın şeyleri yazıp duruyorlar dediği zaman, yani bunu çoğu kiramen katibin melekleri falan filan diye de şey yaptılar ama şimdi burada yeryüzünde ne varsa insanın çevresinde canlı cansız ne varsa hepsi insanın yaptığını, ettiğini, gizlisini, saklısını kayda alıyor. Ve Cenab-ı Hak onu hani Câsiye suresinde de biz onu kopyalatıyorduk diyor. Yani aynen bizim buradaki hani sohbetleri videoya çektiğimiz gibi buradaki bütün nesnelerin hepsi de aynı bizim şeyleri yaptığımızı, ettiğimizi de hepsini videoya çekmekte. Yarın Cenab-ı Hak da mahşerde onu bize işte al hesabını kendin gör deyip karşımıza çıkıp onları izletecektir. Evet. Şimdi burada bu ayet şey yaptığı zaman bir de bunun özel tarafı var. Onu da burada bahsedeyim. Esbab-ı Nüzul kayıtlarında İnsanlara dokunan bir sıkıntı dediği zaman orada yaşanmış bir olaydan bahsediyor tarih kitapları.
O zaman Ebu Süfyan işte Mekke'de gelmiş peygambere, zaten bütün peygamberler hep sıkıntılar, hep senin yüzünden, senin yüzünden diye şey yapıyorlar da, orada da Mekke'deki bir kuraklık döneminde tutmuş peygambere gelmişler, senin bedduan yüz sebebiyle bize yağmur yağmıyor demişler. O zaman da peygambere dua et de yağmur yağsın demişler. Tarih şeyine göre o da hatta şöyle demişler, eğer dua edersen ve bize yağmur yağarsa biz senin peygamberliğine inanacağız demişler. Ve peygamber dua etmiş ve yağmur yağmış. Ama onlar yine de iman etmemişler. Bu işe de bin bir bahane bulmuşlar yani. Evet. İşte onların buradaki konusu da burada onlar da bir plan kuruyorlar. Onların da plan bakımından ki buradaki plan yani kötü plan demek, o bakımından Allah daha çabuktur diyor. Allah'ın vereceği bela onu şey yapın. Şimdi burada bir noktayı ben burada teknik olarak önemli bir şey var. Bu çeşitli ayetlerde, değişik şeylerde de karşımıza çıkıyor, çıktı. Gerçi ben bunu televizyon programlarında veyahut da değişik sohbetlerde çok şey yaptım. Şimdi plan bakımından Allah daha çabuktur ifadesi. Onlar bir plan yapıyor, Allah bir plan yapıyor. Şimdi burada geçen plan sözcüğünü ele alacak olursak, şimdi bu noktaya iyi dikkat edelim. Anlatacaklarımı da iyi dikkat edin. Bu Kur'an bilgisi, Kur'an'la ilgili bilgilenme açısından önemli bir şey bu. Arap edebiyatında, belagat ilminde müşakele sanatı diye bir sanat vardır. Sözcüğün anlamı sözcük müşakele. Bu iki zıt şeyden birinin diğerinin adıyla adlandırılması. Eski şiirlerde de vardır bu. Şimdi şöyle bir şey vardır, onu söyleyeyim size. Mesela buradaki iki şey dediğimiz zaman birisi onların planı. Ama ikinci şey de onların planının adıyla geçiyor ama ikinci Allah'ın planı dediğimiz zaman aslında o plan değil. O yapılan hileye, hurdaya, bahaneye verilecek cezadır. Buradaki ceza, yani ceza tutuyor onların ifadesiyle, onlara yapılan plan sözcüğüyle ifade ediliyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Türkçede de biz bunu şey yapardık. Bu Araplarda ilk şöyle çıkmış bu edebiyat şeyine. Şöyle. Bize sakın bir cahillik etmeyin. Biz de size cahillik ederiz. Bu deyimden gelmiş bu müşakele sanat. Yani siz bize karşı bir cahillik ederseniz biz de size karşı cahillik ederiz. Ama biz de size cahillik ederiz kesimi bize cahillik yaparak verdiğiniz zararın karşılığında sizi cezalandırırız demek. Biz cahillik etmeyiz. Bunun bedelini size ödetiriz demek. İşte bu tip tarz ifadelere müşakele sanatı denir. Veyahut da Türkçe'de de biz de çok kullanırız. Ne deriz? Beni üzersen ben de seni üzerim. Ben de seni üzerim bölümü cezanı çekersin. Ben seni cezalandırırım demek. Üzmek demek değil. Ben seni cezalandırırım demek. Bu ifade Kur'an'da aşağı yukarı 20'ye yakın ayette vardır. Bu müşakele sanatı. Şimdi bu Tarık suresinde ilk tabii kaç sene oldu onu da bilemeyeceğim de televizyonda da anlattık. Tarık suresini işlerken 15 ve 16. ayetleri de innehum yekidune keyden ve ekidü keyden. Onlar tuzak kuruyorlar, biz de tuzak, ben de tuzak kurarım ifadesi vardı. Şimdi burada Allah'ın ben de tuzak kurarım demesi Allah'ın tuzak kurduğunu değil, onları cezalandıracağını ifade eder. Yine keyit ifadesiyle Tur 42'de de bunlar şey var. Em yuridune keyden fellesine keferu humul mekidun. Onlar var ya işte onlar hani bir plan planlıyorlar. Hile, tuzak planlıyorlar.
Ama o şeyler var ya, tuzağa düşecek kendileri. Buradaki anlamda kendileri cezalandırılacakları anlamında. Aynı ifade mekir sözcüğüyle de var. Ben mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Onlar bir plan kurdu. Allah da bir plan kurdu. Ve Allah plan kuranların, kötü plan bu mekir, kötü plan kuranların en hayırlısıdır. Allah plan kurar mı? Özellikle Allah kötü plan kurar mı? Hayır. Burada müşakele sanatıyla Allah onlara en iyi cezayı verecek. Adaletiyle ceza verecek demek. Yine şöyle, böyle herkes şey, Kur'an'ı okuduğu zaman orada görür Bakara suresinde. Hani yuhadiunallaha ve vehadihum. Yani onlar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah onları aldatır. Orada huda. Orada halbuki ve huve hadihum ifadesi, Allah onları aldatır değil. Allah kimseyi aldatmaz. Allah onları cezalandırır demek. Şimdi bu ayette de bunları gösterdik. Evet, buradaki bu ifade, Allah'ın da bir planı vardır ve plan bakımından daha çabuktur ifadesi, kesin olarak müşahkele sanatıyla Allah'ın onları cezalandıracağının ifadesidir, beyanıdır. Evet, şimdi devam edelim. Şu bu insanın hani sıkıntıda yalvardığı, yakardığı ve ondan sonra dönüp kaçtığı, biliyorsunuz Kur'an'da çok onlarca, 20 tane 30 tane ayette söz konusudur. Devam ediyoruz şimdi. Allah size karada ve denizde yolculuk ettirendir. Gemilerde bulunduğunuzda gemiler içindekileri tatlı bir rüzgarla götürür. Yolcular neşelendiklerinde şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalgalar her yerden gelir ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlayınca dini Allah için arındırırlar. Arındıranlar olarak ona yalvarırlar. Bizi bundan kurtarırsan hiç kuşkusuz karşılığını ödeyenlerden oluruz derler. Sonra ne zaman ki biz onları oradan kurtardık, kurtulur kurtulmaz yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Yani şimdi bir kompozisyon ancak bu kadar güzel çizilebilir. Evet, Allah sizi karada denizde yolculuk ettirendir. Karayı bıraktı, gemilerde yolculuk yapıyor. Huzurlu gidiyorlar, iyi gidiyorlar, tatlı bir rüzgarla gidiyorlar. Ama tam da bir neşelendikleri anda bir fırtına çıkar, dalgalar her taraftan sarar. Tamam, çaresiz kaldıklarını anlayınca yalvarırlar. Nasıl yalvarırlar? Şirksiz. Orada ne kavus, ne kutup, ne şu, ne bu falan filan. Hiçbir tanesi, o şirk koştuklarının hiçbirisi yok. Tam o sıkıntı içerisindeyken onlar feryat ediler. Allah'a halis kılarak, halis din mensubu olarak, mümin olarak yaparlar. Ama ne zaman ki onları oradan kurtarır, kurtulur kurtulmaz yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Evet. Kurtuldukları zamanda da yine bildikleri yeri şaşmazlar. Eski inançlarında devam ederler. Evet, burada çaresizlik anında insanların Allah'a yalvardıkları ama kurtuldukları zamanda da bundan vazgeçtikleri. Hani derler yani, düşen uçakta ateist bulunmaz, böyle dara geldiği zaman şu olmaz. Ama sonunda da bu şekilde. Bu konu biliyorsunuz İsra suresinde, bundan evvelki suremizde de işlemiştik bunu. Şöyleydi: ve denizde size bir zarar dokunduğunda o yalvardığınız kişiler kaybolup gider. Bak, kaybolup gitti bu ayette. Orada kimseyi, hani batacak gemide o yetişeyim falan, gavsım bilmem şuyum buyum falan yoktu. Hep Allah Allah vardı. Evet, o kaybolmaz. Allah'a yalvarırsanız o kaybolur. Sonra o sizi karaya çıkararak kurtarınca siz dönersiniz. Ve insan çok iyilik bilmeyen biridir. İnsan nankörün tekidir. Evet, okuduğumuz ayetin 23. ayetin devamında bir parantez var. Onu da orada takdim edeyim. Ey insanlar,
taşkınlığınız şu basit dünya hayatının kazanımı olarak sırf kendi zararınızadır. Sonra dönüşünüz de sadece bizedir. Sonra biz yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Bakın bu ayet işte yukarıdaki Allah'ın, hani onlar bir planı vardı, Allah da plan bakımından çabuktu ya, bu ifade işte o planı anlatır. Sizin taşkınlığınız şu basit dünya hayatı için, çıkar için, 3-5 kuruş için taşkınlık yapıyorsunuz. Verdiğiniz sözden, sağlam inancınızdan dönüyorsunuz ama o geçici. Sonra dönüşünüz sadece bizedir. Başka bir yere gitmeyeceksiniz. Huzura geleceksiniz. Sonra biz yapmış olduklarını size haber vereceğiz. Ve ne yaptıysanız, yaptıklarınız budur deyip sizden hesabını soracağız. Evet. Devam ediyoruz. 24. ayetteyiz. Yine bize çok değişik bir kompozisyon veriliyor. Görsel bir şeye çekiliyoruz. Dünya hayatının örneği. Hani burada dünya malı için dönüp gidiyorsunuz diyordu ya. O dönülen dünya malı. Yani Allah'ın ve Allah'ın ilkelerinin terk edildiği, onun için terk edildiği dünya malı. Bizim gökten indirdiğimiz su gibidir. Ki gökten indirdiğimiz suyla insanların ve hayvanların yediği bitkiler birbirine karışmıştır. Sonunda yeryüzü süslerini takınıp süslendiği, sahipleri de kendilerinin ona gücü yetenler olduklarına inandıkları bir sırada, bazen geceliğin bazen de gündüz vakti ona emrimiz gelivermiştir de ansızın sanki dün orada hiçbir şenlik yokmuş gibi onu ta kökünden biçivermiştir. Biz ayetlerimizi düşünecek bir toplum için işte böyle ayrıntılı olarak açıklarız. Dünya hayatı. Bak şimdi buradaki tasvire çizilen kompozisyona bakalım şimdi. Dünya hayatı, Allah su indiriyor yeryüzüne. Yağmurlar yağdırıyor, öyle diyeyim. Yağmurlar yağınca yeryüzündeki bütün bitkiler canlanıyor. Meyvesiyle, sebzesiyle, otuyla, her şeyiyle, her şey karışmış. Yeryüzü süslerini takınıp süslendiği zaman, sahipleri de bunları gördüğü zaman kazançlarını göz önüne getirip şenlendiklerini düşün. Hep eğleniyorlar. Vurduk yine, her sırtımız yere gelmez. Dünyada ölüm yok falan filan. O bolluk içerisinde böyle şey yaparken ama gece ama gündüz. Oraya Allah'ın emri gelir. Ansızın her şeyi yok ediverir. Kökünden biçivermiştir. Ot kalmamıştır, meyve kalmamıştır, bitki kalmamıştır, çiçek kalmamıştır, böcek kalmamıştır. Evet, dünya buna benzer diyor Cenab-ı Hak. Bunu göz önüne alın, dünyanın örneği budur. Evet, şimdi burada Cenab-ı Hak basit hayatın kazanımını böyle, yani sefa sürmek için, geçici zevkler için olmadığını, olmaması lazım geldiğini insanlara bildirmekte. Yani süse aldanma, kalıcıya gideceksin. Dünya hayatı işte burada gördüğü gibi bir bitkiye ve bitkiden kaynaklanan bir ne diyeyim, mutluluğa. Şimdi bunu şöyle düşüneceksiniz. Bu ayetlerin indiği toplum tarım toplumu. Rızkını topyekün topraktan alan, yağmurdan alan bir toplum. Hayatları hep o. Yani bitkileri de öyle, besledikleri hayvanlar da öyle. Susuz da hayvan yetiştiremezler. Susuz herhangi bir tarım ürünü de elde edemezler. İşte onun için bu örneklemeler yapılmakta Cenab-ı Hak'tan. Cenab-ı Hak bu örneklemeyi öyle şimdi çok değişik ayetlerde, mesela Kehf 45'te de yine aynı şeyi bildiriyor. Ve sen onlara basit dünya hayatının misalini ver. Burada da misal de, değil mi? Bak o misal nasıl geliyor burada. O basit dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki bu su sebebiyle yeryüzünün bitkileri birbirine karışmış, sonra da rüzgarın savurup durduğu bir çöp sıkıntısı oluvermiştir. Ve Allah her şeye gücünü kabul ettirendir.
Şimdi biraz evvelki okuduğumuz ayetlerle bu ayetler ne kadar birbirine benzer, ne kadar şey. Bu nedir? Kur'an'ın ayetlerinin mesani ilişkisidir. Çift dikiş oluşudur. İnsanlar iyice anlasınlar, iyice bilsinler diye. Yine Zümer suresinde de aynı ifadeyi görüyoruz. Ve şüphesiz Allah'ın gökten bir su indirip ve onu bir yoluyla yeryüzündeki pınarlara koyduğunu, sonra onunla renkleri değişik bir ekin çıkardığını, sonra onun olgunlaşıp da senin onu sararmış gördüğünü, sonra da onu bir çöpe çevirdiğini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Şüphesiz bunda kavrama yeteneği olanlar, yani temiz akıl sahipleri için kesinlikle bir öğüt, hatırlatma vardır. Evet, şimdi aynı şeyi Hadis suresinde de görüyoruz. Evet, burada da dünya hayatını İşte bu yeryüzündeki bitkiye benzetiliyor, dünyanın yaşamı ve hepsinin en sonunda da gideceğini, mahvolacağını. Öyleyse insanların bu geçici şeylere bel bağlamaması lazım geldiğini Cenab-ı Hak bize böylece açık açık, yani kompozisyonlar çizerek, çok örnekler vererek açık açık ifade etmektedir. Ve öyleyse bakın şimdi sonra bu programın, yani bugünkü sohbetimizi Cenab-ı Hakk'ın çok özel ve çok güzel bir ayetiyle bağlayalım. 25. ayet. Ve Allah selamet, şenlik, güvenlik, mutluluk yurduna çağırıyor ve o dilediği dileyen kimseye dosdoğru yola kılavuz olur. Evet. Allah bütün insanları, bütün müminleri diyeyim, bütün yarattığı kulları diyeyim ben hatta bu şeyleri selamet yurduna çağırıyor. Herkesi Allah, bütün kullarını selam, darüsselama, yani orada ifade darüsselam, öyle diyeyim, selamın öz anlamını ifade edecek olursak şöyle söyleyeyim, esenlik yurduna, güvenlik yurduna, mutluluk yurduna çağırıyor. Burada bir anlam daha var. Onu da belirteyim. Biliyorsunuz Esma-ül Hüsna'dan birisi de Esselam'dır. Eğer ki buradaki selam sözcüğünü Allah'ın Esma-ül Hüsna'sından olan Esselam olarak ele alacak olursak şudur: Allah hepinizi kendi evine çağırıyor. Onun için müttakilere diyoruz ki, hani Allah'ın koruması altına girme, onu da diyoruz ki, dediğim gibi herkes Allah'ın yurduna, Allah'ın evine koşsun, çünkü Allah onları oraya çağırıyor. Ne ile çağırıyor? Bu mübarek kitaptaki ayetlerle çağırıyor. Evet. Bugün de sohbeti burada bitirelim. İnşallah 26. ayetten itibaren gelecek programa devam ederiz. Allah'a emanet olun.